Hanımlar, beyler, günün ilk yarışmacısıyla masanın başında buluştuk. Siz de bizimle masanın başında buluşmak istiyorsanız aha şuradaki adrese sesleniyorsunuz. Biz de sizi kolunuzdan tuttuğumuz gibi oturtuyoruz. Vallahi billahi. Doğukan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Çok büyüksünüz. Yani Semih kadar büyük gördüğümüz ilk insansınız. Sporla uğraşıyor musunuz? Daha önce basketbol oynuyordum. Aynen. Daha sonra bel fıtığı rahatsızlığı olunca reformer'a döndük. Büyük geçmiş olsun. Reformer dediğiniz pilates. Evet evet, aletli pilates. Aletli pilates, harikulade. Siz amatör oyunculukla ilgileniyormuşsunuz ya da amatör tiyatro ile ilgileniyorsunuz. Evet. Ses, ışık falan yapıyormuşsunuz. Aynen, bizim Sakarya'da bir tiyatro topluluğumuz var. Amatör tiyatro oyuncusu olarak görev alıyorum. Aynı zamanda işte bazı oyunlarda da ses ve ışık konusunda da destek veriyorum. Kelimelerle aranızın iyi olduğunu düşündüğünüze eminim. Neden böyle düşünüyorsunuz? Yani bu yarışmayı yaklaşık 10 yıla yakındır böyle takip etmeye çalışıyorum. Evet. Çok da keyif alıyorum evde. Evet. İşte 6000 puanları buluyorum evde. Bugünkü hedefim 8000. Burada. Hadi inşallah. Neden olmasın? Yani bir aynı takımdayız. Ben de bir iki destek atacağım zaten. Çok teşekkür ederim. Başlayalım mı? Heyecanınız da çok yok gibi. Yani var ama işte göstermemeye çalışıyorum. Aynen, rahat görünüyorsunuz en Tabii. azından. Sizi etkilermiş gibi görünmüyor. İnşallah. İnşallah. Hazırsanız efendim, başlayalım. Olur, başlayalım. Hanımlar, beyler, ilk kelimemiz geliyor. İnşa halindeki konut, yol, köprü gibi her türlü mimarlık eseri. Yapı. Yapı doğru cevap. Efendim, ikinci dört harfli kelimemiz geliyor. Bakalım o nasıl sorulmuş. Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemada kullanılan selülozdan saydam bükülebilir şerit. Film. Film doğru cevap. Beş harflerle devam ediyoruz. Bakalım nasıl sormuşuz ilk kelimeyi. Mecazen, göze hoş gelmeyen, çirkin ve arsız kimse anlamlarında kullanılan sıfat. Bir harf alayım. Bir harf verelim. Ş efendim. Aa, nokta nokta gibi. Bugün böyle nokta nokta gibi giyinmişsin. Hmm. Bir maymun türü. Gitti kafamdan şu an hepsi. Çok Gözü güzel, geri getireceğiz. Sakin olun, bileceksiniz. Bir harf daha alayım. Allah Allah, alın be. Peki, tamam. Şebek. Şebek doğru cevap. Efendim, beş harflilerle devam ediyoruz. Sıfat geliyor. Sorusuna bakalım. Halk ağzında gelişmemiş, büyümemiş, zayıf genç erkekler için kullanılan bir tabir. Bir harf alayım. Bir harf verelim. F. Hmm. Acemiler için çok kullanırız. Böyle ergen gibi gelmişti ama gelişmemiş, büyümemiş, zayıf erkekler. Değil. Halk ağzında zaten. Böyle acemi toy anlamına geliyor mecazen. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. Ü. Hiç gelmiyor aklıma şu an. Evet, görüyorum. Bir tane daha harf alayım. Oo. Tıfıl. Tıfıl doğru cevap. Rahat rahat harf alıyorsunuz. Gelmiyor aklıma. Evet. Maalesef. Ama bir şey, kendinize biraz zaman verseniz bence bulma ihtimaliniz var. Siz yine harf almaya devam edin. Onun için söylemedim ama hani zart diye harf alınca ben de yardım edecek fırsatı da bulamıyorum. Teşekkür Aklınızda ederim. Bulunsun. Çok sağ olun. Efendim, altı harflere geçiverdik. Bir birleşik kelime soracağız. Gelsin. Kolayca bir soru. Ay ve güneşin okyanus suları üzerindeki çekim etkisi sonucu meydana gelen olay. Gel git. Gel git doğru cevap. Efendim, altı harfli ikinci kelimemizin sorusu gelsin. Bence bileceğiz bunu. Seyahat hizmetleri düzenleyen veya yolculuk bileti satılan ticari kuruluşların kısa adı. Acenta. Acente doğru cevap. Kelime polisleri, benle bir ihtilaf yaşadınız 10 saniyeliğine. Evet. Aynen. Siz normalde acente ama acentayı da kabul ediyoruz. Teşekkür ederim kendilerine. Rica ederiz. Efendim, yedi harflere geçtik. İki kelimeden oluşan bir söz dizisi soracağız. Şöyle soruyoruz. Bakın nasıl cayır cayır soruyoruz. Mecazi anlamda çözüme açık, herkes tarafından kabul edilebilir olan davranış ve tutum. Çözüme açık. İki kelime. Hı hı.
Dışa dönük olmuyor, çözüm açık. Açık fikirli olmaz. Yok, herkes tarafından kabul edilebilir olan davranış. Şey gibi düşün. Teamül. Yok efendim, iki kelime. Hı. İki tane uç var. Hı hı. Bu ikisi tarafından da kabul edilebilir fikir. Nerede o fikir? Optimum. Değil. Türkçe efendim. Bakın iki uç var. Bir en bu tarafta, bir de en bu tarafta hı hı. var. Ama bu ikisinin de kabul edebildiği... Hı. Orta yol. Orta yol doğru cevap. Efendim orta yol cevabıyla 3200 puanımız var. 1 dakika 38 saniye süremiz var. Sürede biraz sıkışmış evet, durumdayız. Kötüymüşüz. Puan fena değil ama süre bizi patlatabilir. Hı-hı. O yüzden bir çıt hızlanmamız gerekiyor. Tamam. 7 harfli ikinci kelimemiz bakıyorum ruh biliminden geliyor. Gelsin de görelim neymiş. Karamsarlığın, umutsuzluğun güçlenmesiyle ortaya çıkan ruhsal bozukluk, ruhsal çöküntü. Depresyon olmuyor. Gibi bir şey. Bir harf alayım. Harf verelim. B. Ay ben bir şeye girdim. Bunalım. Bunalım doğru cevap. Efendim 8 harflilere geçtik. İkileme yani aynı kelimenin iki kez tekrarından oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin sorusu. Dikkatli ve özenli bir biçimde acele etmeden anlamlarında kullanılan bir ikileme. Acele etmeden. Yavaş yavaş olmuyor. O gibi bir şey. Bir harf alayım. Bir harf verelim. Yumuşak G. Ağır ağır. Ağır ağır doğru cevap. Efendim batı kökenli bir sözcük soracağız şimdi. Dilimizde de oldukça fazla kullanılan. Gelsin bakalım sorusu. Mecazi anlamda bir şeyi anlama ve yapabilme gücü veya becerisi. Bir şeyi anlama veya yapabilme gücü. Bir harf alayım. Harf verelim. S. Fransızca kökenli bu. Kabiliyet olmuyor. Onun nokta noktası yetmez. Onda o nokta nokta var. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alalım. Ya bu şey... Kapasite. Kapasite doğru cevap. Efendim 4 sorumuz kaldı. 26 saniyemiz var. Evet. Yani... Zor. Evet. Yani soru başına 6 saniyeniz var gibi düşünebilirsiniz. Tamam bakalım. Gerisi bizi üzer. Gelsin bakalım 2 kelimeden oluşan 9 harfli kelimemizin sorusu. Mastarla bitiyor. Gücenilen bir durumda açıkça konuşmak yerine farklı söz ve hareketlerle tavır yapmak. Bir harf alayım. Harf aldınız, durdurun artık. Evet. Mesela sevgilinizle... Trip atmak doğru cevap. Efendim yine iki kelimeden oluşan bir söz dizisine ihtiyacımız var. Gelsin sorusu. Tek besin kaynağı annesi olan bebek. 6 aylık. 6 aylık. Efendim. Olmaz. Olmaz. Bebek kaç yaşında değil ki soru. Şöyle düşünün. Tek besin kaynağı annesi olan bebek. O zaman yani anne karnında. Değil. Annesi neyle besleniyor efendim? Mama. Yok. Sütle. Süt çocuğu. Süt çocuğu doğru cevap. Mama. 6 aylık demeniz Doğukan Bey. Hani 6 aya kadar süt ya. Hani öyle geldi aklıma. Siz mesela 6 aya kadar mı süt emmişsiniz? Ben tahminim 3'e kadar emmişimdir. Bize de öyle. Ben de öyle tahmin ediyorum. Çünkü evet 3 yine iyi. Yani ya bir anaokulu bitmiştir diye düşünüyorum. Evet, kaç soru kaldı? 2 sorunuz kaldı. 10 harfler kaldı sadece. Onları bakın halledersek 8800 puanımız olacak. İnşallah. İnşallah. Hadi. Amaçladığınız şeyi başarmış olacağız en azından. Şimdi bakıyorum yapım eki almış bir sözcük soracağız. 10 harfli unutmayın gelsin. Tekstil ürünlerini özellikle de havluları yıkama esnasında kireçli suyun etkilerinden korumak için kullanılan güzel kokulu bir kimyasal sıvı. Yumuşatıcı. Yumuşatıcı doğru cevap. O harfe gerek var mıydı? Yoktu. Ben hani basınca bilemezsem bari bir tane anımsatıcı olsun diye. Aynen anladım efendim. Ben de öyle tahmin etmiştim.
Efendim şimdi iki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Bence bunu biliyorsunuzdur. Hı hı. İnşallah kafanız karışmaz. Gelsin sorusu. Uçaklar için hareket halindeyken aniden 90 dereceye yakın bir açıyla dik bir biçimde inişe geçmek anlamına gelen söz dizisi. P ile başlıyor. Hareketten aniden 90'a yakın bir... Aniden 90'a yakın bu P ile de başlıyor. Hızlı alçalma, etmek, bir şey etmek. Peki yazın etmek? Kanepede oturup film seyreder misiniz? Evet. Mesela böyle serinlik olduğunda üstünüze bir şey çeker misiniz? Battaniye, evet. Daha incesi onun. Pike yapmak. Pike yapmak, doğru cevap. Yani artık ne yapayım? Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Baktım gözleriniz boş bakmaya başladı Doğukan Bey. Doğru haklısınız. Dedim ki artık bunu biliriz. 8600 puanımız var. Sonuçta hedefinize ulaştınız. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi. Rica ederim. Zaten ben bir şey yapmadım. Siz bildiniz. 2 saniyede arttırdınız. Hiç fena bir puan değil. Bakalım diğer 3 yarışmacı ne yapacak? Merak ediyorum ben. Siz de merak ediyorsunuzdur diye aynen umuyorum. Ama siz şimdilik gün birincisisiniz. O yüzden ödülümüzü tutabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Alkışlarla Doğukan Bey'i uğurluyoruz ve ikinci yarışmacımız geliyor.